Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal Türkiye çağrısı. Eğer bu videonun YouTube'da öne çıkmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Türkiye'nin tarihe geçen Libya hamlesi Hafter destekçilerini rahatsız etmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Libya tezkeresinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Türkiye'ye karşı küstah bir açıklama yaparak "Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz" açıklamasında bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin Libya tezkeresini mecliste kabul etmesini skandal ifadelerle kınadı. Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikrarına açık bir tehdittir ifadelerini kullandı. Tezkerenin kullanım amaçları milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek, kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak şeklinde sıraladı. Libya'nın başkentinde Türkiye coşkusu. Libya'nın başkenti Trablus'ta binden fazla kişi bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kutlarken bir taraftan da darbeci General Halife Hafter'i protesto ettiler. Akşam saatlerinde başkentin kalbi konumundaki Şehitler Meydanı'nda toplanan Trabluslular, Hafter saflarındaki milis ve paralı askerlerin gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Trabluslular meydanda kurulan sahneden Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ve tezkerenin kabul edilmesinden duydukları sevinci ifade ettiler. Hafter'i destekleyen liderlerin posterleri yerde çiğnendi. Meydanı dolduran kalabalık Hafter'i destekleyen ülkelere ise tepki gösterdi. Trabluslular söz konusu ülkelerin liderlerinin üzerinde çarpı işareti bulunan posterlerini yerlere serdi. Birleşmiş Milletleri Trablus'ta yaşananlara karşı kayıtsız kalmakla suçlayan Libyalılar Hafter'e destek veren ülkeler aleyhine sloganlar attı. Meydanda Türk bayrağının yanı sıra Cezayir ve Tunus bayrakları da yer aldı. Türkiye'ye, Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz ifadelerine yer verildi. Trabluslu Fethi Saat, Anadolu Ajansı mikrofonlarına Türkiye'ye, Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na bağımsızlığı, demokrasiyi ve hürriyeti savunduğu için teşekkür ediyoruz dedi. Hafter güçlerince düzenlenen saldırılara ise tepki gösteren Saat şunları söyledi. Hafter 10 aydır bizi ayrım gözetmeksizin vuruyor, evlerimizi yıkmakla tehdit etti ve evlerimizden çıkmak zorunda kaldık. Bizleri kurtaran Türkiye'nin rolüne teşekkür ediyoruz. Hafter bizleri vuruyor ve bunun cihat olduğunu söylüyor. Kime karşı cihat? Bizi yani Müslümanları vuruyor bu şeytan. Libya'nın başkenti Trablus 10 aydır Hafter saflarındaki milis ve paralı askerlerin saldırısı altında yaşıyor. Kente günde 8 saate varan elektrik kesintileri yaşanırken Trabluslular'ın dünyaya açılan kapısı durumundaki Mitiga Havaalanı'nda Hafter milisleri tarafından hedef alınıyor. Başkentin tek sivil havalimanı Mitiga'da Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle bugün tüm uçuşlar durdurulmuştu. Doğu Anadolu'da 3 ilde 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Muş'ta dün etkisini gösteren kar yağışı ve tipin nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür yaptığı açıklamada kapalı yolların açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Üçevler köyünde besiciler hayvanlarını kar örtüsü üzerinde besliyor. Muş-Bitlis Karayolu'nun 45. kilometresinde yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken kent merkezinde soğuk hava dolayısıyla ağaçlarda kıra oluştu. İstanbul Havalimanı'nda 75 kaçak bufala boynuzu ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı'nda yurda kaçak sokulmak istenen 77 adet bufala boynuzu ele geçirildi. Uganda'nın Entebbe kentinden tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen iki Türk yolcu, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince risk analizi sonucu takibe alındı. Uçağın havalimanına iniş yapmasının ardından şüpheli yolcular, gümrüğe tabi eşyam yoktur anlamına gelen yeşil hattı kullanarak yurda giriş yapmak üzereyken gümrük muhafaza ekipleri tarafından durduruldu. Valizleri X-ray taramasına tabi tutulan ve üst aramasından geçirilen yolcuların valizlerinde 77 bufala boynuzu bulundu. Yurda kaçak sokulmak istenen boynuzların değerinin 310 bin lira olduğu belirtildi. Bufala boynuzları Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edilirken şüpheliler hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Milli savaş uçağının altyapısı yükseliyor. Türkiye'nin gündemindeki uçak ve helikopter projelerinin hayata geçirileceği yüksek teknoloji altyapıyı kurmak için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin Kahramankazan yerleşkesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Anadolu Ajansı muhabirine şirketin ana yüklenici olduğu uçak ve helikopter projelerini gerçekleştirebilmek için nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu ihtiyacı karşılamak için 3 yılda 2500 mühendis aldıklarını belirten Kotil, bunun yanında yazılımlara, bilgisayarlara güçlü bir teknolojiye ihtiyacınız var. Türkiye'deki iki büyük makine bizde, her birinde 10 bin çekirdek var dedi. Projelerin zamanında yapılabilmesi, siparişlerin vaktinde yetişmesi için modern tesislere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kotil şöyle konuştu. Yapımı süren ve milli muharip uçağın kompozitinin üretileceği tesis, bunun da ötesinde Airbus ve Boeing'in işleriyle dolu. Burası 95 bin metrekare, dünyada tek çatı altındaki 4 büyükten bir tanesi. Son yapıldığı için de en modern ve en iyisi olacak. MMU için yaptığımız yıldırım testi alanı, rüzgar tünelleri var. Tesis, laboratuvar, test imkanı, bilgisayar, yazılım, mühendis olmadan hiçbir şey olmaz. TUSAŞ yapabilirliği tamamlamış durumda. F-35'in orta gövdesini yapıyoruz. Bu yeterince kritik bir parça. Yapabilirlik konusunda sorunumuz yok. Tasarlayıp, test edip uçurmak gerekiyor. Modern binaları onun için görüyorsunuz. Burada 2020-2021 neşeli geçecek. Şirketin 3 yılda ortalama %21 büyüdüğü ve ciroda 2 katına çıktığını söyleyebiliriz. 2028'de burası 10 milyar dolar ciro yapacak ve 20 bin çalışanımız olacak. 5200 kişiyle başlamıştık. Şu anda 10 bin kişi olduk. Kişi başına gelirimiz düşmedi. Sağlıklı şekilde büyüyoruz. Büyümeye devam diye konuştu. Devam eden altyapı yatırımlarının devreye alınmasına ilişkin de bilgi veren Kotil şunları kaydetti. Kompozit tesisimiz 1. Rüzgar tünelimiz 2 yılda devreye girer. Burası dünyadaki sayılı tünellerden biri olacak. Çünkü MMU'yu yapınca denemeniz gerekiyor. Yıldırım testleri, diğer testler. MMU'nun binası 1 yılda biter. 2500 mühendisin çalışacağı tek bina. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Evet, son haberde gördüğünüz gibi Türkiye'nin milli savaş uçağının altyapısı yükseliyor arkadaşlar. Türkiye'nin en son gündemi, dünyayı sarsan gündemi yerli otomobil markasıydı. Şimdi de milli savaş uçağımızın altyapısı bütün dünyada büyük yankı uyandırmaya başladı. Ve çok yakında çok harika şeyler olacak. Şimdiden söyleyebilirim bunları. Ve Türkiye'nin aynı zamanda sadece uçakta değil, bütün sanayi alanındaki hamleleri dünyayı çıldırtmaya devam ediyor. Uçak ve helikopter projelerinin hayata geçirileceği yüksek teknoloji altyapıyı kurmak için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin Kahraman Kazan'daki yerleşkesinde çok çok yoğun bir çalışma yürütülüyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de hani bazıları diyorlar ya, fabrika mı var? Aslında şu an neredeyse birçok ilimizde yeni yeni fabrikalar kuruldu. Yani belki 5 sene öncesine kadar bunlar yoktu ama çok ciddi
imalathaneler kuruldu ve çoğu da gizli arkadaşlar. Çünkü silah sanayini gizli, savunma sanayini biraz gizli tutmak gerekiyor. Bunun için halkın sadece yüzde belki de biri yüzde ikisi bunlardan haberdar. Onlar da bu olayı çok iyi inceleyen insanlar. Ve Türkiye'nin şu an kahraman kazan sadece bunlardan bir tanesi. Ben söylemiştim, Sakarya'da yapılan bir BMC ile devletin ortak yürütmüş olduğu bir proje var. Orası bir nevi NASA gibi bir yer olmakla birlikte aynı zamanda milli ve yerli füzeler üretecek bir yer. Ve büyüklüğünü söyleyeyim arkadaşlar, belki de 10 futbol sahası büyüklüğünde bir alan şu an bu proje için ayrıldı ve temeli atıldı. Cumhurbaşkanımız da gitmişti açılışına. Bu çok çok büyük bir proje olacak. Yapılınca göreceksiniz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar video ile ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.